Merkez Bankası ne yapar salı günü? Bence yukarı yönlü hareketi düşünmesine gerek yok gibi. Artırma yönlü bir hani hava yaratıldı gibi görünüyor ama o yönde bir hareket yaparsa son birkaç aydır bir süredir yaptığı bu enteresan duruşa yine ters düşmüş olur. Bu sefer bir kere daha U dönüşü yapacağını beklemiyorum. Son duruşunu en azından hele hele Nisan'a doğru yeni başkan seçim dönemine doğru giderken değiştirmesini gerektirdiğine inanmıyorum. Peki en son 29 Ocak 2014'te olağanüstü bir toplantı yapmıştı. Olağan dışı bir toplantı yapmıştı ve %4,5'tan %10'a yükseltmişti. Fed faiz artışına gitti. Baktığımızda bugün Meksika ve Şili'de bir faiz artışı geldi. Merkez Bankası yani bu toplantıyı pas geçse de 2016'da faiz arttırım sürecine katılır mı? Şimdi piyasadaki oluşan faizlerde Fed'in 0,25'e arttırmış olmuş olmasına rağmen ciddi bir hareket görmedik. Hatta aşağı yönlü hareket gördük. Ayrıca dolarda da belirgin aşağı hareket yaşadık. Böyle bir durumda piyasaların genel beklentisinin öyle ciddi bir faiz artırımı gibi bir hareketi, hele hele sizin dediğiniz geçen seneki gibi olağanüstü bir durum mümkün değil gibi bekliyorum. Hani ufak yönlü, hatta söylediği bir politika vardı. Alt koridor, üst koridor arasını daha simetrik hale getirme gibi bir basitleştirmelerden bahsetti. Hiçbirinde yapmadı biliyorsunuz. Evet. Hani şu anda ona yönelik bir hareket açıklar mı, açıklamaz mı? İşin açığı çok da merak etmiyorum. Son dönemlerde Merkez Bankası'nın etki gücünün de biraz düştüğü kanaati bende oluştu. O yüzden de piyasalar çok da yani bir fiyatlama yaptı gibi görmüyorum. Global harekete uygun bakıyorsanız, bizim para biriminin de etkilenmesiyle de bir ilişki düşünürseniz, Türkiye biraz farklı ayrıştı diye düşünüyorum. Yani özellikle kur tarafında biz ciddi dolara karşı değer kazanıyoruz. Peki devam eder mi bu? Dolara karşı da değer kazandı yani bu arada. Hocam bu devam eder mi peki? Şu anda 2.90'a da geldi. 2.91'in de altına geldi. Gerileme devam ediyor. 2.90'ın altını görür müyüz? Ya şu anda benim kanaatim yani gidişat yabancı yatırımcının ilgisinin ciddi bir şekilde olduğu yönünde. Döviz girişinin artması eğilimi beklentisi de bende de var. 2.86 ihtimalini var diye düşünüyorum kısa sürede. Evet. Ama faiz konusu tabii ki burada iç piyasada bir derece ufak etki yaratabilir. Faiz yani Merkez Bankası'nın kararı eğer bir sürpriz boyutlu bir şey olursa. Ama şey biliyorsunuz, bir de bunu da söyleyeyim Serdar Bey. Buyurun. Yani Merkez Bankası dövizdeki zorunlu karşılıklara faizi artırmasına rağmen bakın dolarda düşüş var değil mi? Yani evet. Normalde sen doları al diyorsun bankalara bu kararla değil mi? Doları al diyorsun. Doların değeri niye düşüyor o zaman bankalarda bu karşılık anlamında? Demek ki daha güçlü bir dolar satış yönlü talep var. Evet. Bu bile kırmadığına göre diyorum. Bu rüzgar zayıf bir rüzgar değil bence. Öyle manipülatif bir hareket de değil. Yani biraz aşağı yönlü hareket diye yorumlamak mümkün gibi geliyor bana. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için Profesör Doktor Oral Erdoğan.